Sevgili dostlarım merhaba. Farkındaysanız hem dolarda hem de borsada enteresan hareketler yaşanıyor. Evet, hem borsa tarafında hem de dolar tarafında çok enteresan hareketler yaşanıyor. Bayram tatilinde sizlere söylemiştim. Rahat olun, sakin olun, paniklemeyin. Aman ha dikkatli olun. Bu seviyelerden dolarınızı boşaltırsanız eğer büyük zararlar edersiniz demiştim. Nitekim 5,65 seviyesine kadar milleti panikletmeye çalıştılar, özellikle uluslararası piyasalardaki sığlığı kullanarak. Ve bunun sonrasında sevgili dostlarım tekrar 5,88 seviyesine kadar dolar yükseldi ve yine bir bahane bulundu. Fed'in faiz indireceği ile ilgili. Bu bahane sonrasında 5,79'a kadar gevşedi dolar. Daha sonrasında 5,83-25 seviyesinde dengelendi ve Cuma günkü kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi bu dolar cephesinde yaşadığımızdı. Bir de isterseniz borsaya dönelim. Borsada da enteresan bir hızlı yükseliş hareketi gözlendi. %3,83'lük bir yükseliş yaşandı borsada sevgili dostlar. Dile kolay, %3,83'lük bir yükselişten bahsediyorum sizlere. Şaka değil. Yani ciddi bir yükseliş bu. Sanki Türkiye ekonomisiyle ilgili her şey düzeldi. Bütün veriler harika gelmeye başladı. Enflasyonda çok sert bir düşüş var. İşsizlikte inanılmaz bir düşüş var. Sanayi üretim verileri harika geldi. Büyüme rakamları bir anda üst üste eklenerek artmaya başladı ve Türkiye ekonomisi tamamen düzeldiği için de borsada özellikle sanayi hisselerinde ve bankacılık hisselerinde yukarıya doğru hareketle birlikte endeks hızlı bir yükseliş kaydetti. Acaba böyle mi tablo? Tabii ki sizler de çok yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz artık. Borsada hiç de böyle bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan Türkiye ekonomisinde de böyle bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye ekonomisinde sıkıntılar devam ediyor ve bu sıkıntılar büyüyerek ne yazık ki devam ediyor. Bakın, Türkiye son iki çeyrek içerisinde hep eksi rakamlarla karşımıza geldi ve resmi olarak resesyonu olan bir ülkedeyiz aslına bakarsanız. Diğer taraftan ikinci çeyrekte de yine büyüme bir daralma olarak karşımıza çıkabilir. İşsizlik son 2 aydır %14,7 geliyor. Enflasyon %19'un altına bir türlü indirilemiyor. Bakın yaz ayları gelmesine rağmen gıda fiyatları istenilen ölçekte küçülmedi, azalmadı. Fiyatlarda öyle korkunç bir düşüş falan da yok. Satın alma gücüne baktığınız zaman insanların fakirlik her geçen gün artıyor. Yoksulluk sınırı, açlık sınırı giderek yukarıya doğru ivmeleniyor. Ve Türkiye'deki hem yoksul sayısında hem de aç sayısında ciddi bir artış var. Tüm bu perspektiften baktığımızda ne oldu da acaba borsa %3,83 oranında yükseldi sorusunu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Ne oldu da bu kadar hızlı bir yükseliş yaşandı? Acaba siyaseten mi çok iyi bir şeyler gerçekleşiyor? İstanbul seçimleri tekrarlanmadı mı? 31 Mart'tan sonra İstanbul seçimleriyle ilgili yeni bir süreç başlamadı mı? Hayır, tam tersi. Belirsizlikler hala devam ediyor. Siyasi belirsizliklerin üzerine yeni belirsizliklerin eklenme ihtimali çok yüksek. Ola ki İmamoğlu farkı açarsa, yani 13 bin olan oy farkı %2'lik artışla beraber 180 binlerin üzerine çıkarsa o zaman sıkıntılar daha da büyüyebilir. Uluslararası arenada mı iyi bir şeyler oldu? Mesela Amerika ile İran'ın arası mı düzeldi? Amerika ile Çin'in arası mı düzeldi? Amerika ile Rusya'nın arası mı düzeldi? Türkiye ile Amerika'nın arası, Türkiye ile Rusya'nın arası mükemmel mi gidiyor? Hayır, bütün bunlar da yok ortada sevgili dostlarım. O zaman demek ki ortada başka bir şeyler dönüyor. Peki ne dönüyor olabilir? Esasen bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Borsa neden bu kadar hızlı bir şekilde yükseldi? %3,83'ten bahsediyorum. 93.806 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi borsa sevgili dostlarım. Az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz. Dolar 5,65 seviyesine kadar gevşedi. Her ne kadar uluslararası piyasalardaki sığlığı söylesek de yine de 5,65 seviyesine gelmesi, oradan 5,88'i görüp tekrar geriye gelmesi,
6 liranın aslında altına inmemesi gerekirken inmesi. Tüm bunların nedenini çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Bunu şu şekilde okuyorum. Borsada ellerinde kağıt kitlenmiş olan yabancıların yüksek fiyatlarla ellerindeki malı Türkiye'deki yerli yatırımcıya kakalama operasyonu olarak görüyorum. Evet, yerli yatırımcıya, özellikle küçük yatırımcıya ellerindeki kağıdı geçirme operasyonu olarak görüyorum. Bakın borsa yükselecek, yükselmeye devam edecek izlenimi yaratarak, evet, dolar düşecek, borsa yükselecek izlenimi yaratarak borsada yüksek fiyatlarla ellerindeki kağıdı boşaltma operasyonu olarak görüyorum. Biz bu senaryoyu ilk defa görmedik sevgili dostlarım. 2001 öncesinde de gördük. 2008'de de gördük. Belli dönemlerde bunu sık sık görüyoruz. Artık işin kurdu olmuş bir takım yabancı yatırımcılar, borsa harika, borsada işler süper, Türkiye'nin borsası daha da yükselecek diyerek ellerindeki kağıdı bu şekilde boşaltıyorlar sevgili dostlar. Peki aynı zamanda dolar nasıl düşük kalıyordu ya da doların düşük kalmasının onlara faydası ne? Borsadan çıkarttıkları TL'yi uygun fiyatlı dolara yatırabilmeleri için doları da düşük seviyelerde tutmaları gerekiyor sevgili dostlarım. Bakın 5.65'i zorladılar ama 5.65'in feasible olmadığını gördükleri için ya da inandırıcı olmadığını gördükleri için tekrar seviyeyi yukarıya doğru çekmek zorunda kaldılar. Ve 5.88'de ve borsanın 90 bin olduğu seviyede şu söylentiyi yaydılar. Bakın söylenti diyorum sevgili dostlarım. Çünkü hiçbir temel verisi yok bu işte. Fed faiz indirecek. Fed'in faiz indirimiyle ilgili sadece bir söylenti var ortada. Fed faiz indirmedi sevgili dostlarım. Ve Fed'in faiz indirme ihtimalinin çok düşük olduğunu da herkes biliyor aslına bakarsanız. Fed faiz indirmeyi düşünmüyor. Hatta Fed faiz arttırmayı planlıyor bu sene içerisinde. Ya da faizi sabit tutmayı düşünüyor en iyi ihtimalle sevgili dostlarım. Evet, en iyi ihtimalle faizi sabit tutmayı düşünüyor. Velev ki faizini sabit tutsa dahi bu parasal bir genişleme anlamına gelmiyor. En azından gelişmekte olan ülkelere giden bir parasal genişleme anlamına asla ve kat'ta gelmiyor sevgili dostlarım. Yani biz 2007-2008'deki gibi bol Amerikan dolarının ülkemize aktığı bir ortamla karşı karşıya kalmayacağız. Peki neden böyle bir operasyon yapılıyor? Tekrar altını çize çize söylüyorum. Bakın %60, %65 oranında bir yabancı yatırımcıdan bahsediyoruz borsada. Evet, %60, %65 oranında bir yabancı yatırımcı. Bu yabancı yatırımcı uzun zamandan beri elindeki malı çıkartmaya çalışıyor. Çıkartacak adam bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda malı çıkarttığı an itibariyle TL'sini uygun fiyatla dolara çevirmeye çalışıyor. Ve bu operasyonu tek elden yürütürken iki şey yapıyor. Bir, dolardaki risk silkeleme. Yani bakın dolar düşecek ya, bu seviyelerden elinizdeki doları boşaltın izlenimi. İki, borsa yükselecek. Aman ha, bulduğunuz her noktadan borsadan hisse senedi alın izlenimi yaratıyor. Bu algıyı piyasaya sürekli olarak pompalıyorlar sevgili dostlarım. Evet, bu algıyı piyasaya sürekli olarak pompalıyorlar. Eğer ki bir şekilde dolarda paniklerseniz ya da borsada açgözlülük yaparsanız, 93 binli seviyelerden hisse senedi alırsanız yarın öbür gün evet belki %5, %10 civarında bir kar hedeflemiş olacaksınız. 100 binin üzerinde bir borsa görüyorsanız, öngörüyorsanız ama esasen %40, %50 civarında bir riskle karşı karşıya kalma ihtimaliniz çok daha yüksek. Düşünün, 93 binden aldığınız hisse senedinin endeksi 40 binli seviyelere giderse %50 civarında büyük bir riskle karşı karşıya kalacaksınız. Hem malınızı bozmadığınız sürece zarara girmeyeceksiniz belki ama
uzun aylar, belki yıllar boyunca beklemek zorunda kalacaksınız. Diğer taraftan bugün eğer ki dolarınızı çok düşük seviyelerden elinizden çıkartırsanız bu kez de çok daha yukarı seviyelerden yerine koymak zorunda kalabilirsiniz. Daha aşağılardan alacağım umuduyla bekleyip hiçbir fırsatı yakalama imkanına da sahip olmayabilirsiniz sevgili dostlarım. Yani kısaca şunu söylüyorum sevgili dostlarım. Bu tamamen benim izlenimim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. İstiyorsanız gidin borsada kağıt alın, istiyorsanız gidin dolarınızı satın. Bu tamamen sizin vereceğiniz karar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve videolarımızı mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın.